Allah Resulü'nün öyküsüne mazhar olmuş. Sivas İl Genel Meclisi Mart ayına özel oturumla başladı. Türk bayraklarıyla donatılan ve muharip gazilerinde konuk olarak katıldığı toplantıda İdlib şehitleri anılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek mesajları verildi. Bu ifadeleri daha önce rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'dan duyduk. İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, meclis üyeleri, gaziler, İl Özel İdaresi müdürleriyle personeller katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan oturumun açılış konuşmasını yapan İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş özel oturumla toplandıklarını ifade ederek bu aziz milletin her ferdinin, devletimizin her grubunun birinci gündem maddesi vatanımızdır, milletimizdir. Bu kutlu devletimizi kıyamete kadar yaşatma hissiyatı ve sorumluluğumuz vardır. Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı Sultan şehrimizin yerel parlamentosunun bugünkü oturumunun gündem maddesi de budur dedi. Allah'a şükür birliğimiz, beraberliğimiz daimdir, kaimdir. Allah'a şükür biriz, iriyiz, diriyiz. Bugünlerde atlatacak, bugünlerde geçecek inşallah. Aynı şekliyle gerek ordumuz, gerek milletimiz binlerce yıldır yazdığı gibi tarihi yazmaya devam edecektir. Çok değerli İl Genel Meclis üyeleri, bu noktada öylesine hassas bir konuda, milli bir konuda bu milli duruşu sergilediğimiz için, topyekun, tek ses, tek yürek olduğumuz için ki bugünlerde milletimizin de, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de buna ihtiyacı vardır, bu morale de ihtiyacı vardır, bu motivasyona da ihtiyacı vardır. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Gündem maddelerin boyutuyla kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Son zamanlarda çok büyük badirelerin atlatıldığını ifade ederek sözlerine başlayan Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye bugünü ve yarını için çok büyük mücadele içinde. Bu manada çok güzel birlikteliğimiz söz konusu. Tarih adeta yeniden yazılıyor. 20-30 yıl sonra çocuklarımız, torunlarımız bu mücadeleyi, bu gayreti gösteren kahramanların destanlarını okuyacak dedi. Türkiye bugünü ve yar için çok büyük bir mücadele içerisinde. Son zamanlarda çok büyük bir badireler atlatmaktayız. Hamdolsun bu manada çok güzel bir birliklerimiz söz konusu. Evet, şehitler veriyoruz, gazilerimiz oluyor. Ama bu toprakların bir bedeli var. 1000 yıllık bir geçmişi var, bir maliyeti var. Bu topraklara kalmak kolay değil. Şehitler tepesinin boş olmamasının sebebi de budur. Bu toprakların varlığımız daimiliğimizdir. Devletimizin ve milletimizin bekası için olmazsa olmaz gereken hususlardır. İl Genel Meclisi'nin özel gündemle toplanmasını çok anlamlı bulduğunu belirten Vali Ayhan sözlerine şöyle devam etti. Asla ve kat'a dışarıdan yıkamazlar. Allah korusun yıkırsa içerideki fitne, küçürler yıkabilir, ayrılık gayret yıkabilir. Dolayısıyla ayrılık kaygılarımızı bir tarafa atacağız. Bizi biz yapan değerlerin yatağına kenetlenerek yolumuza devam edeceğiz. İşte Afganistan'ı düşünün, Kuzey Irak'ı düşünün, Suriye'nin halini düşünün, başka ülkelerin halini düşünün. Dışarıya karşı İslam'ın son kalesini asla kata dışarıdan yıkılması mümkün değil. Anne dediğim gibi bizi yıkarsa fitne yıkar. Dolayısıyla bizi biz yapan birlik, beraberlik değerler üzerine duygularını bütünleştirir. Yolumuza devam edeceğiz. İdlib özel oturumu ile toplanan meclis, konuşmaların ardından çekilen toplu fotoğrafla sona erdi. İfade ediyor milli şairimiz. Kanayan bir